Seveni kadar sevmeyeni de çok. Ve bu yüzden hiç kuşku yok ki günümüz futbolunun en tartışmalı teknik direktörü odur. Bir şampiyonluk sonrası "Ben kibirli birisi değilim ama sıradan da değil, özel biriyim." dedikten sonra kendisinden özel biri diye söz edilmeye başlandı. Jose Mario dos Santos Mourinho Felix, kısaca Jose Mourinho, 26 Ocak 1963'te başkent Lisbon'un yakınlarındaki Setúbal şehrinde doğdu. Babası eski milli kaleci ve sonra da teknik direktör, dedesi ise Vitória Setúbal'in başkanlığını yapan biriydi. Böylesi bir futbol ortamında doğan her çocuk gibi o da küçüklüğünden beri futbolla haşır neşir oldu. Daha çocukken babasının futbol notlarını tutuyor, programına yardımcı oluyordu. Futbol oynamamasına hep vurgu yapıldı. Doğruydu ama o zaten futbolun içinde büyümüştü. Futbolcu olmamasıyla alay eden Ray Carr'da cevap olarak, "Benim futbolculuk hayatım koca bir sıfır. Onun futbol hayatı ise mükemmeldi. Benim teknik direktörlük kariyerimde kupalar varken bu kez Ray Carr'ın elinde koca bir sıfır var." demişti. Inter'in başındayken de Bologna hocası Mihailovic'in "Futbol oynamayan biriyle futbol tartışmak çok saçma." sözüne de "İyi bir jokey olabilmek için önce at mı olmak gerekiyor?" diye cevap vermişti. Üniversitede beden eğitimi okudu, spor metodolojisi uzmanı oldu. İskoçya'da UEFA kurslarına katılıp teknik direktörlük sertifikası aldı. Lisbon'da bir lisenin futbol antrenörlüğünü yaparken Estrela da Amora takımında Manuel Fernandes'in yardımcısı oldu. Vitória Setúbal'de yardımcı hocalık yaptıktan sonra efsane İngiliz hoca Bobby Robson, Sporting Lisbon'a gelince tercümanı oldu. Ana dilinin dışında İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca biliyordu. Robson, Barcelona'ya gittiğinde o da yanındaydı ve orada da Katalanca öğrendi. Mourinho başından beri büyük düşünen hocaydı. İnsanları daha iyi anlamak ve etkilemek için özel olarak felsefe ve psikoloji dersleri aldı. Barcelona'daki ikinci sezonunda Robson'un ikinci yardımcısı olarak teknik kadroya geçti. Robson'un yerine gelen Luis van Gaal'in yanında rakipler hakkında analiz yapan yardımcı hoca olarak devam etti. Van Gaal'in yardımcısı Koeman ayrılınca da onun yerini aldı. Birinci hoca olması 2000 yılında Benfica ile başladı. Ertesi sezon Leyra'ya geçti. Portekiz Ligi'nde dikkat çekmeye başlamıştı ama uluslararası ölçekte sahneye çıkışı 2002-2004 arası çalıştırdığı Porto ile oldu. İlk sezonda lig, kupa ve UEFA kupası şampiyonluğuyla büyük bir başarı kazandı. İkinci sezonda lig şampiyonluğuna Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyince ismi Portekiz'i açtı. Rus milyarder Abramovich satın aldığı Chelsea'nin başına 2004'te Mourinho'yu getirdi. Premier Lig'de arka arkaya iki şampiyonluk kazanırken aynı zamanda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. 2008'de gittiği Inter'de iki sezonda iki Serie A, bir İtalya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi ve bir de Süper Kupa kazanınca futbol dünyasının en başarılı hocası sayılmaya başlandı. Real Madrid, Mourinho yönetiminde ilk sezonunda lig ikincisi, ikinci sezonunda ise şampiyon oldu. Real Madrid'in sözleşmesini uzatmak istemesine rağmen o, "Kendimi mutlu hissediyorum" dediği Chelsea'ye dönmeyi tercih etti. İlk sezonunda üçüncü olan Chelsea ile ikinci sezonunda yine şampiyonluk yaşadı. Üçüncü sezonunda ise ilk kez işler yolunda gitmedi ve sezonun ortasında Chelsea'den ayrılmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bir başka futbol devi, Manchester United'ın başına geçti. 2016-2017 sezonunda Manchester United ligde 6. olurken UEFA Kupası'nı kazandı. Sonraki sezon lig ikincisi olan Manchester United, Mourinho ile geçirdiği 3. sezonda yarıştan erken kopunca Aralık 2018'de 15 milyon pound tazminat ödeyerek Mourinho'nun görevine son verdi.